hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz Baki görüşmeyeli? Ha? Seni böyle görmek beni çok şaşırttı. Alışmış gözüm sana oldu Muhammed. Efendim? Ben sesim geliyor mu? Şimdi geliyor. Ben de kendimi burada gördüğüme şaşırıyorum diyorum. Değil mi? Ne güzel, ne güzel. Güzel mi her şey? Öncelikle onu sorayım. Nasıl gidiyor? Görüşmeyeli bayağı iyi gidiyor. Biz görüşemedik ama siz sık sık görüşmüşsünüz. Evet, gördüm fotoğrafları. Evet. Gördüm. Takipteyim. Merak etmeyin. Evet, nasıl birisi Cansu Muhammed? Çünkü çok uzun süredir seni böyle görmemiştik yani. Cansu nasıl biri? Aslında bazen ben ona da söylüyorum. Bazen onu kelimelere yani tarif edemiyorum, anlatamıyorum. Çünkü bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor onda. O yüzden hep aynı kelimeleri tekrarlıyorum ona. Yani sonra değişmesin bunlar. Ne diyor Cansu sana? Aynı kelimelerden neyi kastedi? Ne diyor sana? Neler diyor? Yani özel olduğumu hissettiriyor. Hı, güzel. Güzel. Değer verdiğini anlıyorum. Hı. Öyle. Öyle. Yani çok hanımanım. Yani iyi bir ailenin yetiştirdiği iyi bir evlat. Buradan da ailesine selamlar yolluyorum. Çok iyi. Hani ağırbaşlı, nerede ve nasıl davranacağını bilen, nerede ve nasıl konuşacağını bilen. Ben bu konudan hoşnut ve mutluyum. Güzel. Çok sevindim. İyiyim. Çok sevindim. Artık koltuğuma elveda. Koltuğuna vedalaşacağım. Koltuğunu kime muhtarlığımı devredeceksin? Muhtarlığımı devrediyorum. Kime devredeceksin? Nagihan muhtarlığımı... bir şey diyecek. Nagihan'ın açalım mikrofonunu. Deniz'e devrediyorum. Deniz'e. Veliaht olarak seni seçti Deniz. Uğur da olabilir. Uğur da olabilir. Evet, Nagihan bir şey söyleyecekmiş. Ya gerçekten hani birbirini tamamlayan çift. Kesinlikle. Siz teşekkür ederim. Tanık oldunuz mu dışarıda onları? Hiç zaten gördünüz ilk mi? Daha size itiraf edemediklerinde ben çözdüm. Ha. Ve hani aralarını aslında bir bakıma yapalım. Sen misin? Evet. Kilit isim Nagihan'mış bakınız ki. Bir kendime yararım yok zaten. Kilit isim bir kendisi bir de modacı İbrahim. Öyle mi? Sana ne, benim ne giydiğimden köşemizin yegane üyesi, evet. Jürisi. Ya şimdi Muhammedgil'le falan işte Cansu'yla beraber birbirlerine bazı duygularını istediğinden beri. Heh. Hani dışarıda da olsun, hani telefonda da olsun, ikisinin hakkında bilgi alışverişine aracılık olarak yapmaya çalışıyoruz ama sen de elimden geldiğince diyorsun. Yani. Evet, kıyafetime yorum yapmıyor Allah'tan. Ha şimdi onu diyecektim. Yapacak mı şimdi kıyafetine yorum? Yani olmuş mu? Olmamış. İbrahim. Ayda. Gene niye olmamış? Nesi olmamış? Yani şimdi elbisenin tamam. Boyu yok. O modacı kimliğiyle konuşuyor. Yani, arkadaş olarak da onun işi yok. Şimdi Muhammed'in de pantolonu kısa gelmiş, ayakkabıyla tamamlamış. Ha Muhammed'e de eksi puan. Tabii sen bunlar de espri. Giyiyorsun kısa paça. Allah Allah. Ama sen de öyle değil misin? Bakayım paçalara. Kısa. Ona da pantolon fazla bayağı gelmiş. Biraz şöyle gelsene, şöyle gel, göremiyorum. Biraz bakayım. Ay yok, onun bugün uzun ama geçen gün böyle bu kadar kısa böyle bilekliydi, gördüm. Terzinin yaptığı bir hatadan dolayı. Ben dedim ben sevmiyorum dedim ama o da İstanbul'a yakışacak bir şey yapayım dedi, öyle yaptı. Anladım, o senin seçimin değildi yani. Elbisesinin nesine takıldın? Ya yani şöyle genel anlamda bakarsak, evet. Hani ben kendimce görüş açımı söylüyorum. Bak bakalım genel olarak. Hani nadir elbiselerin boyu bence diz kapağının veya üstünde olması lazım. Çok nadir bir şey. Öyle. Anladın mı? Yani seninki biraz kısa. Evet. Etek boyuna takılmış. Yani kırmızıyla siyah uymuş ama ya ben açıkça söyle söyleyeyim, elbiseyi ben kendim beğenmedim. Çok yani boyuna oturmamış, anladın mı ki? Ha. Tabii çünkü o çok profesyonel bir şey yaptı. Yorum yaptı. Evet. Boyuna oturmamış. Boyuma çok oturmamış. Çok teknik konuştun, anlayamadık. Evet. Yani bizim iyi giden bir ilişkimiz var. Güzel. Ben uzun zamandan beri, inşallah. Gerçekten uzun ama zamandan beri diyelim. Bir sevgilim olduğunu, bir kız arkadaşımın olduğunu hissettim. Gerçekten bunu ciddi anlamda hissettim. Vallahi bunu geçen seneden beri hiç hissetmedin. Evet, 6 ay oldu yani.
Burada 6 ay oldu. Muhammed, yalnızdım. Aşık olmak istiyordun. Hep onu söylüyordun, dile getiriyordun. Evet, aşık olmak istiyorum. Ben ilk görüşte aşka inanan bir insan değilim. Niye inanan bir insan değilim? Aşk öyle bir şey ki bunu anlamadığın anda hissedip anlıyorsun. Yani denildiği gibi bir anda geliyor. Bu süre zarfında bir şeyler paylaşman lazım, bir şeyler... Geldi mi sana peki o his? O potansiyeli gördün mü Cansu'da kendinde? Yani geldi desem yalan olur. Ha. Ama iyi geldi anlamda... Geldi desem yalan olur derken? Hayır hayır, o anlamda değil yani şimdi... Ne anlamda? Bunun tek bir anlamı evet. var. Sana o aşk duygusu geldi mi? Ya da gelecekte onu ben bu kıza kaptırıyorum galiba kendimi, gönlümü diyemiyor musun? Hayır, onu diyebiliyorum ama yani aşık olurum bir anda diyemem bunu. O yüzden söylüyorum bunu. Ama bana göre de aşk öyle bir anda oluverir yani, bilmem ki. İşte az önce de dediğim gibi yani anlayamazsın, anlamadığın bir anda anlıyorsun aşık olduğunu. Ha. O anlamda yani. Sen ne diyorsun Cansu Muhammed'in söylediklerine karşı? Sen ne hissediyorsun şu an? Yani biraz bozuldum. Dışarıda yani gayet de aslında onu dile getiriyor. Burada bir haller oldu diyorsun. Bilemiyorum artık. Bocayı mı özledi acaba? Koltuk çok şey. O mu kastı seni? Bak ayakta kal o zaman. Evet. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani hayat gerçekten çok kısa ve bize ne zaman nasıl bir sürpriz hazırladığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet. Cemal Rabbim dışında. Onun için hani çok gençsiniz, tam böyle tadını çıkaracağınız bu duyguların. Yani kendini bırak biraz. Senin biliyorum bazı duvarların var. Haklı olarak savunma mekanizmaların evet. var. Güvensizliklerin var. Ya benim kendi içinde yaşadığın şeyler mutlaka. Yani bu hem benim kendi içimde yaşadığım şeyler ve bir de şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi gerçekten benim duvarlarım ve aşırı derecede güven problemim ama var. Ama izin ver de yıksın. Şimdi, evet. Sen izin vermezsen yıkama. Yıkacağım ama ya. Şimdi insanların hayatlarında korkuları olur. Ben çok korktum zamanında. Biliyorum. Ve tekrar aynı korkuları yaşamak istemediğim içindir bu duvarlarım benim. Yani tekrar korkmak istemiyorum diyeyim. O yüzdendir bu. Yani aman duvarlarımı kimse yıkamaz diye bir şey de söylemiyorum. Kesin bir şey de konuşmuyorum. Ama Cansu yıkacağım ben zaten. İnşallah. Öyle mi? İnşallah. Yıkacağına da inanıyorum aslında. Bu inanç da var. Ben de onu yani görüyorum Cansu'da. Kararlılık, o azim, o güçlülük, o güçlü kuvvet bir kız. Var. Evet. Güçlü bir kız. Ne istediğini bilen bir kız. Özgüveni var kendine. Evet. Yani özgüven zaten olmalı bence. Kesinlikle. Bir evet, özgüven da. Aslında bazen... Ya bu tabii egoya dönüşmemeli. Ama ikisi çok farklı şeyler ama. Evet. İşte bu bazen bazı kişiler burada da bu konu ele alınmıştı. Bazen özgüvenle egoyu karıştırıyoruz. Mesela çok açık sözlülük kimine göre patavatsızdı, kimine göre çok bilmişti gibi geliyor. Hep karıştığı için farklı anlaşılır. Benim hayatımda en çok korktuğum şey yanlış anlaşılmaktır. Bunu da ilk defa burada söyleyeyim. Gerçekten yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Size tavsiyem naçizane. Hani bol bol sohbet edin, bol bol birbirinizi yakından tanımaya çalışın. Öyle de yapabiliriz. Zaten evet. öyle yapıyoruz. Yani ne kadar uzun saatler geçirdiğiniz önemli değil. Yarım saat geçirsiniz ama kaliteli bir zaman geçirirsiniz. Evet. Dolu dolu geçer, yeterlidir. İlla biç sürekli görüşmenize yani de gerek yok. Yani o da şey değil tabii. Ama hani inşallah güzel gitmesini ben dinlediğim bazen ona çiftlerden söylüyorum. Birisiniz. Teşekkür ederim. İnşallah güzel teşekkür gitsin. Teşekkür ederim. Ben bazen ona söylüyorum yani çok böyle... Konuşmayalım ki orada konuşacak şeylerimiz olsun. Yalan söyleme. Sen yazıyorsun. Konu biriksin değil mi? Evet. Burada konuşacak şeylerimiz olsun. Peki. Sizi uğurluyorum. Tekrar arası görüşeceğiz. Sizin başınıza. Hadi inşallah. Muhammed'i böyle uğurlamak da tuhaf geliyor ama net oradan yetişirsin sen bir şey olursa.